selef örnek kıldık ifadesini kullanırken, yani bak o dünyanın yedi harikasından birini yapmış olan o Firavun ve kavmini, onunla beraber olanları helak ettik, yok ettik. Efendim, hani başka ayetlerde de diyordu, gezin dolaşın tarih sahnesini, sizden önce yaşamış ne güçlü kavimler vardı, onlar ne hale geldiler, onları bir görün, sonunu bir görün ifadesiyle bunu anlatıyordu. Yani ben güçlüyüm deme, ey padişahım, sen kendini haşa Allah sanma, güçlü olduğunu sanma, senden büyük Allah var diye bir söz vardı. Onun gibi evet. Yani. Her canlı ölümü tadacak. Ölümü tadacak. Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince senin kavmin hemen ondan keyifle söz edip kahkahalarla gülüyorlar. Bak bu kime anlatıyor bunu? Son nebi Resul'e olması lazım. Yani Meryem oğlu İsa bir örnek olarak verilince senin kavmin hemen ondan kahkahalarla gülüyorlar, alay ediyorlar ifadesini kullanıyor. Neymiş alay ettikleri şey, onu öğrenelim bakalım alttaki ayetlerden. Dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı yoksa o mu? Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. İşte yine her peygamberin karşısına önde gelenler, zulmedenler, o gelen peygamberleri öldürenler, sürenler, yerinden yurdundan eden insanlar. Dediler ki, bizim ilahlarımız mı daha hayırlı? Yani Lat, Menat, Uzza, Übel putları mı daha hayırlı? Yoksa o mu? O İsa mı? Veya o İsa'yı peygamber yapan Allah mı daha hayırlı? Sizin sandığınız. Onu yalnızca bir tartışma konusu olsun diye örnek verdiler. Yani İsa hakkında söylenenleri örnek verdiler. Hayır, onlar tartışmacı ve düşman bir kavimdir. O inkar edenler için söylüyor. Şimdi İsa ile ilgili babasıdır dediğimizde yine alay ediyorlar aynı şeyi. Hiç değişen bir şey yok hocam. Aynen. Hazreti babası vardır deyince alay ediyor. Babasız diyor zaten. Alay ediyorlar. Evet. Yani sapıklıkla itham ediyorlar. Evet. Oysa Allah'ın evrene koymuş olduğu insanların üreme yasasını inkar ediyorlar. İsa babasızdır demek, Allah kendi yasasını bypass yaptı demek. Yani kural değiştirdi demek. O zaman orada kural değiştiren Allah başka yerde de değiştirir. Depremde de değiştirir. Her yerde değiştirir ondan sonra. Ama değiştirirse değiştirmez. Bunun en güzel ispatı, şimdi bir ruh, ruhumuzdan bir ruh gönderdik, bunu Cebrail diyorlar. Tamam diyelim Cebrail. Halbuki Allah ruha, Kur'an'a ruh diyor, insana ruh diyor, Cebrail'e ruh diyor. Tamam diyelim bu Cebrail. Cebrail olsun. Ondan sonra bu Cebrail bir düzgün bir beşer kılığında göründü. Niye buna ihtiyaç duydu? Bir insan kılığına girmeye ihtiyacı duydu. Yani bu nasıl mucize? Niye insan kılığına giriyor? Bir de Cibril Resullere gelir Süleyman Hocam. Senin sorun haklı. Bu aynı zamanda sahtecilik de oluyor. Kılık değiştiriyor. Ne gerek var yani? Utanıyor mu yoksa? Sonra direkt Meryem gibi birine, takva sahibi bir Müslümana iftira oluyor. Kutlat mücadele bir anda görünüp kaybolan evlenme akitte uymayan, annenlik ilkesine uymayan bir evlilik yaptıracaksın ve o kadıncağızın başına bir sürü insanlar zina etti diye, değil mi? Görmeyecek, kaybolacak ondan sonra. Tabii o konu haliyle çok detaylı bir konu yani. Dolayısıyla dediğin gibi günümüzde de İsa'nın babası vardı dediğinde işte bunu iyi gösteriyor. Toplum ön yargılarla hareket ediyor. Kendinden önce ataları ne söylemişse onlara, onunla hareket ediyorlar. Ya
gibi. Ataları ne yapmışsa o çöplüğün içerisinde o oluyor içeride. Evet. Tamam, delil gösterdikleri ayete dayanarak anne de bulalım Hazreti Adem'e, fit olalım. Zaten Adem'le yaratılışı birebir aynıdır diyor. Evet, yani tamam işte. Hazreti Adem'e de anne bulalım, süt olalım. O zaman kabul edelim. Evet. Devam edelim. Şimdi aslında benim merak ettiğim bir şey var. Bu Hazreti İsa'nın babası olmadığını söyleyen, ilk söyleyen kim? Hristiyanlar. Neden bu ortaya atılıyor? Hristiyanlar işte Allah'ın oğlu diyorlar. Allah'ın oğlu ifadesinde Müslümanlar orada ruhumuzu gönderdik. Onu Cebrail olarak tanımlıyorlar. O da düzgün bir beşer kılığında görüldüğü ifadesiyle Allah'ın meleğiyle Meryem hamile kaldı. Böyle anlıyorlar hep. Oysa Mehmet Emin Hocam, benim şahsi kanaatim İsa Aleyhisselam Yahudi ehli kitap bir toplumun içerisine geldi. Hurafeci bir toplumun içerisine geldi. Ama bunlar bunu kabul etmedi. O günkü hurafeciler. O günkü cübbeliler, sakallılar ve onu öldürdüler. İsa'yı kabul edenler de o bir elçidir dediler, o doğruyu söyledi dediler. Bu tartışma sürdü. Yahudiler, yani Yahudileşenler kendilerini üstün gördükleri için Üzeyir Allah'ın oğludur dediler. Yani İsa'dan daha üstündür o. Siz İsa'yı elçileseniz bile. Buna karşılık İsa'nın taraftarları da onlarla peygamber yarıştırdı. İsa Allah'ın oğludur dediler. Dolayısıyla iş buradan kaynaklandığını ben düşünüyorum. Ve daha sonraki senaryolar ondan sonra yazılıyor. Zaten Paulus geliyor. Bambaşka bir hikaye yazıyor. İş bu şekilde ben kaynaklandığını, bu benim şahsi kanaatim tabii. Yanlış da olabilir. Evet. Ama burada diyor ki Üzeyir Allah'ın oğludur dedi Yahudiler. Hristiyanlar da İsa Allah'ın oğludur dediler. Ne oluyor? Peygamber yarıştırıyor. Aynı şimdi günümüzde olduğu gibi. İsa Allah'ın oğludur diyorlar. Onun yüzü hürmetine yeryüzü yaratıldı. Ondan sonra gelen peygamberin taraftarları ne diyorlar? Adem cennetin kapısına gitti. Orada La İlahe İllallah Muhammed Resulullah onu gördü. Hayret etti. İşte kainat peygamberin yüzü hürmetine yaratıldı. Bak aynı şeyler. Peygamber yarıştırıyorlar birbirleriyle. Aynı uyduruk, aynı hurafeler. Bunlar sürekli böyle devam ediyor yani. Oysa yani şey, hem senin şeyini döver oldu yani. Aynen öyle. Tabii. Şimdi Hristiyanlar İznik konsülünde toplanıyorlar ve bir ruhban sınıfı oluşturmak istiyorlar. Yani kendilerini insanlardan daha üstün gösterebilmek için bu şeyi uyduruyorlar. Evet abi. Ruhbanlık ne demek? Ruhbanlık yani dinin şeyi, dinin temsilcisi, din onlardan sorulur. Din adamlığı. Ruhban sınıfına bir kutsiyet kazandırabilmek için mucizelere inandırmaları gerekiyordu. İlk önce Hazreti İdris, buyurun. Mesela o değil Mehmet abi, bakın. Ruhban, bu da yazıldığı gibi yazmışlar. Niçin Türkçe çevresini yazmamışlar? Din adamlığı, kendi kendilerine bir din adamlığı kurmuşlar diye niye çevirmemişler? Ruhban diye geçmişler. Niçin şimdi, din adamı demiyor? Süleyman Hocam, 59. ayeti de okuyalım da bir toparlayalım çünkü vaktimiz geldi. O yalnızca bir kuldur. Kendisine nimet verdik ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. Yani Allah burada son noktayı koyuyor. O yalnızca Allah'ın bir kuludur. Kendisine nebilik ve resullük verdik. Ve onu İsrailoğullarına bir örnek kıldık. İşte size zaten bütün peygamberler insanlar için örnektir. Peygamberlerin dışında örnek edinin diye hiçbir ayet bulamazsınız. Burada peygamberleri takip eden, peygamberlerin yolunda yürüyenleri örnek edinin ifadesi kullanır ama peygamberlerin dışında herhangi bir insanı bir fotoğraflayıp da bu insana örnek edinin diye hiçbir ayet yoktur. Çünkü vahiyle oturan, vahiyle kalkan, vahiyle söyleyen, vahiyle yaşayan sadece peygamberlerdir. Evet. Bu ayette bile o yalnızca bir kuldur.
diğer kullar nasılsa o da bir kuldur. Diğer kulların nasıl annesi babası varsa, Allah'a kulluk ediyorlarsa o da bir kulluk. Çünkü babasız Allah'a kulluk da eksik olur. O da olmaz. İsa'yı babasızlaştırmak Hazreti İsa'ya atılmış bir iftiradır. Başka bir şey değildir. Allah'ın evrene koymuş olduğu yasayı üstünü örtmek, inkar etmektir. Sıkıntılı bir durumdur. Orada zaten İsa'nın yaratılışı, Adem'in yaratılışı gibidir derken, Adem soy ağacı olan Adem kelimesini anlayamadıklarından dolayı sanki peygamber olan Adem gibi anlamışlar. İlk insan olarak anlamışlar. Hani Rum suresi 30. ayette Allah'ın gönderdiği vahiylerle Allah'ın yarattığı evren yasalarının tam bir mutabakat içerisinde olan din Allah'ın insanlara sunduğu din. İşte fıtrat dini, Hanif dini, İbrahim dini budur. Dindik ayakta duran din de budur. Allah'ın yaratışında hiçbir değişiklik bulamazsın. İsa'ya kadar hep anneden babadan geliyor. Ama İsa'ya gelince Allah şeyini, kararını değiştiriyor. İsa'yı babasız yapıyor. Böyle bir şey olabilir mi? İşte bunlardan dolayı da Allah sürekli kılık değiştirir diye bir anlayış ortaya koyuyorlar. Allah kendi koyduğu kurallara uymaya zorunlu mu tutuyorsun, mecbur mu tutuyorsun diyorlar. Eyvallah. Peki. 59. ayette noktalıyoruz. Yine soru sormak isteyenler varsa buyursunlar veya görüş bildirmek isteyenler. Yarın inşallah 60'dan devam edeceğiz. Şimdi Kur'an'ın mealini çevirirken bu ruhbanlığı, din adamlığını, Allah'ın yasakladığını, bunun bir meslek olduğunu, bundan para kazanmasının haram olduğunu, sadece bunun ancak bir yaşam tarzı olabilmesine ilişkin ayetleri oldukları gibi yazmışlar. Ruhbanlığı ruhbanlık demişler. Bakın din adamlığı bu tesadüf, bu yapılan şeyler değil. Şimdi bakıyorsun Kur'an'da diyor ki ahsenel hadis diyor. En güzel söz. Hadis. Hadis kelimesi olarak buraya yazmıyorlar. Söz diyorlar. Allah'ın söylediği sözler hiç söz olur mu? Hadis olur. Hadis olarak oraya koymuş olsalar bugün insanlar peygamberin hadisidir dedikleri şeyi kullanmayacaklardı. Bu da iddia. Süleyman Bey. Şeyler değil. Süleyman Bey. Müsaade etseydin. Ne bak, müsaade etseydin orada ruhban sınıfının ne demek olduğunu zaten çok kısa bir şekilde anlatmış olacaktım. Kendilerine kutsiyet atfeden din adamları diyecektim. Adamları deseydin ama bugün izin vermedin ki. Yoktur, sizin için demedim. Daha belki de tamam, eyvallah. Hani bu kasıtlı yapılan bir şey, tesadüf değil. Bir de bu Alize Hocam bir şey sormak istiyorum. Bu İnna Abdiyene Kevser 108 miydi? Kevser Suresi 108. Hadislerde saçma sapan bir şey yapmışlar. Şimdi buradaki Kevser hale sokmuşlar. Yani haşa işte zürriyetsizdi falan filan gibi iftira atılmış da sonra Allah ona Kevser'e vermiş. Buradaki Kevser Kur'an değil mi hocam? Efendim? Buradaki Kevser Kur'an değil mi? Orada aslında Hazreti Peygamber'in oğlu İbrahim ölünce halk soyu kesik dediler. Aslında bu sure de o sebeple indiği kanaatindeyim. Orada soyu kesik kelimesini aslında çocuklarınızı çağırırken babalarına nispet ederek çağırın ifadesi kullanıyor. İşte burada babalarına nispet ederek çağırın derken de oğlu da ölünce son nebinin soyu kesik anlamında bunu söylemiştir. Allah da biz onun soyunu devam ettiriyoruz. Aslında soyu kesik olan onlardır diye ifade ediyor. Bak mesela senin açıkladığın şeyden erkeklerden babası değil o anlamda kullanıyor. Bak yine Hadid suresinin 26. ayette andolsun biz Nuh'u
ve İbrahim'i elçi olarak gönderdik. Peygamberleri, peygamberliği ve kitabı onların soylarında kıldık diyor. Öyle işlerinde hidayeti kabul edenler vardır. Onlardan birçoğu da fasık olanlardır. Ve arkasından bak oradaki ruh kelimesine atılan anlamı da kullanıyor Kur'an. Sonra onların izleri üzerinde elçilerimizi bir biri ardınca gönderdik. Yani peygamberleri sürekli gönderdik. Meryem oğlu İsa'yı da arkalarından gönderdik. İncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir şefkat ve merhamet kıldık. Türettikleri ruhbanlığı ise biz onlara yazmadık. Ancak Allah'ın rızasını aramak için türettiler. Ama buna da gereği gibi uymadılar. Bununla birlikte onlardan iman edenlere ecrini verdik. Onlardan birçoğu da fasık olanlardır. Bak ifadeye bak. Din adamı reddediyor da hocam bu 108 Kevser suresinde biz sana Kevser'i verdik. Onun için Rabbine kulluk et ve kurban kes. Yani eğer bir ayetlerdeki gibi bir çocuk verdik anlamında olsaydı bunun için Allah'a niçin kulluk etsin? Yok orada. Şimdi bu Kur'an gibi geliyor bana. Biz sana şöyle desek biz sana Kur'an'ı verdik. Onun için Rabbine kulluk et ve kurban kes. Kevser burada aslında Allah'ın verdiği, bak Kur'an gibi bir kitap, arkasından peşini takip eden cennet gibi nimet verilen bir yer. İşte biz bir de aslında o peygamberi takip eden veya onu ette duvarla koruyan, arkasında peşini takip eden sahabeler anlamında kullanıyor. Yani o peygambere soyu kesik dediler ama biz onun soyunu o iman edenler soyu olarak devam ettiriyor. Hani bir bazıları diyordu peygamberler hep biyolojik soydan diyordu. İşte bunu da yıkıyor Kur'an. Peygamberler biyolojik soydan değil, iman edenlerin soyundan peygamber. İşte bunu anlatıyor orada. Benim anladığım. Kesik desin. Ömer niye ırgalar ki bu olayı? Elhamdülillah biz de peygamber soyundan. Biz de peygamber soyundanız. Yani biyolojik şey peygamber için önemli olmadığını biz anlıyoruz. Peygamber de anlamıştır. İstediği kadar iftirasın müşrikler. Peygamberi alakadar etmemesi lazım. Burada kefseri ben diyorum ki Kur'an diye anlıyorum. Bilmiyorum. Ya sadece Kur'an değil. Kur'an arkasından peşini takip eden cennet, arkasından peşini takip eden de o peygamberi takip eden insanlar. Bu anlamda kullanıyor. Ama Süleyman Bey, nesebi kesik anlamı toplumlar içerisinde uğursuzluk anlamına geliyor. Bu tamam sen öyle kabul etmeyebilirsin ama hayat senden ibaret değil. Yani bu Allah burada uğursuz değil mi demek istiyor? Yani böyle bir şey yok. Allah deyince şey mi değişiyor orada müşriklerin düşüncesi mi değişiyor? Hayır. İstediği zaman zürriyetsiz desin. Zaten o zaman hiç kitap da gelmedi. O zaman hiç kitap da gelmedi. Bakın iman soyuna önem veren kişilerdir nebiler. İman soyuna. Kendisi yani elbette. Bunu kabul ediyoruz. Seni tasdik ediyoruz ama diğer insanların anlayabilmesi için Allah bu şekilde teferruatlandırıyor. Önce ben bu farkı düşünüyorum. Hem öyle hem peygamberi de teselli ediyor. Onu konuşuruz Süleyman Hocam. Ne fark eder? Aynı bu şeye benziyor. Fatih Bey bir ara söyledi ya. Seni işte bir imparator kuracaksın. İslam devleti kuracaksın. Hani İsmail Hocam demişti ya İsmail Ferit Hocam. Tefsirinde. Tefsir yapmıştı ya o gün. Fatih Hocam da güzel bir şey söylemişti. Yani peygambere teselli etmek için İslam devletinin başına geleceksin. Sabırlı ol falan filan mı diye teselli etmesi lazım. Yoksa cenneti vereceğim diye teselli etmesi lazım. Peygamber için önemli değil ki İslam devletinin bir makam peşinde koşan bir insan değil ki. Burada da evlat peşinde koşacak bir insan değil. Yok evlat peşinde koşan değil aslında mesele Ebu Leheb'in elleri kurusun diyor. Bu ne demektir bu? Aslında Ebu Leheb
oradaki mazlum insanları öldüren, süren, her türlü işkence, zulmü yapan insandı. O elleri kurusun derken burada Müslüman olanların güç ve kuvvet haline gelip ve o arkasından o Ebu Leheb'in sesini soluğunu kesmesi anlamında kullanıyor bunu. Kurudu ya diyor. Yani eli kuy, yani gücü kesilsin anlamında kullanıyor. Burada bunu demesinin ne mahsuru var? Süleyman hocam, Duha suresi 7. ayette sen delaletteyken biz seni doğru yola iletmedik mi derken peygamberin de o halktan biri fakat iyi niyetli olduğunu, hakikate razı olduğunu, hakikatle karşılaştığında hakikati kabul edeceğine dair bize ipuçları vermiyor mu? Burada yani sen şöyle kabul etmiş oluyorsun. Peygamberler anadan doğma masumdur ve kesinlikle de şey değildir yani. Mükemmeldir. Böyle diyemeyiz yani. Ama sonunda şu Kevser suresindeki Kevser kelimesinin Kur'an olduğunu hani hadis, Kelamullah, Kur'an-ı Kerim, ondan sonra Sünnetullah, Kur'an isimleri var ya. Bu isimlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum bu Kevser'in. Biz sana Kevser'i verdik. Kevser kim? Çocuk mu vermiş? Çocuk mu? Süleyman hocam. Yok çocuk değil yoktu. Ebter demelerinden peygamberimiz müteessir oluyor. Ona karşı da Allah biz sana Kevser peygamberlik verdik diyor. Yani peygamberlik hocam, anlamına da gelir. Vahiy anlamına da gelir o Kevser yani. Zürriyetsiz dediler diye bir iftirattılar diye müteessir olmuş Cenab-ı Hak da bunun için sen rahat ol. Biz sana böyle olur mu hocam ya? Evet tabii niye olmasın ya? Müteessir olur ya. O da bir insan yani. Öl demelerinden müteessir oluyor. Allah'a bunları verdik diyor. Süleyman hocam burada zürriyetsiz derken peşinden gidenin olmadığını da kastediyor olabilir. Yani bak sana hiç kimse itibar bile etmiyor. Bak daha sonradan itibar edenler oldu. Bunu da söyleyebiliriz. Bak Kur'an da şunları söylüyor Süleyman hocam. Bak mesela peygambere o kadar hakaretler yapıyorlar, işkenceler yapıyorlar. Allah da diyor ki bak sadece bunu sana yapmıyorlar. Senden önceki gelen bütün peygamberlere bak onlar da aynı sünnetullah çerçevesinde gelmiş gitmişler. Sana da yapacaklar bunu. Ama sen sabret, ilk olan son olandan daha son olan ilk olandan daha hayırlı ifadeleriyle peygamberini teselli ediyor. Ne var bunda? Yani burada Kevser ne hocam? Ya Kevser işte ben aslında o tefsirim var benim onunla ilgili şey de var, sitem de var benim. Bir bak oku bakalım. Yok ya şeyde de var. Ya çocuk değil ya. Kevser verdik. Bir çocuk mu verdik diyor orada sana. Orada Kevser o bak Ebter diye bahsettikleri o senin çocuğunu öldü. Bak sen madem Allah'ın peygamberiydin elindeki çocuğu erkek çocuğu aldı. Senin soyunu kesti Allah diyor. Onlar da Allah da diyor ki senin soyun kesilmedi. Biz sana Kevser'i verdik. Yani Kur'an'ı, cenneti, vahyi bilgileri, peygamberliği verdik. Sana iman eden ve senin peşini ha seni takip eden bir sürü topluluk olacak diyor Allah. Kur'an hepsini kapsıyor zaten. O anlamda kullanıyor. Yani verdiği peygambere bu değil mi? Cenneti veriyor. Peşine insanlardan bak sizi desteklemezseniz Allah onu desteklemiştir diyor. Neyle destekliyor? Müslümanlarla desteklettiriyor. Arkasından ne veriyor? Yani bir devlet otoritesi veriyor. Yani Müslümanların güç ve kuvvet haline gelip bütün dünyaya meydan okuyacak şeyi veriyor. Otoriteyi veriyor. Şimdi yani Kur'an iman etmemizi sağlayan bir kitap. İmanın kitabı soy bağı da zaten Allah için önemli olan şey iman soyu. İman soyu. Kopmamıştır senin soyundan, iman soyundan bir sürü insan gelecek. Tamam
diyorsunuz. Aynen, aynen. Cümleten hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar, Allah'a emanet olun. Efendim? Bu arada iki tane şey var, bağlam var. Hani cennet vaat edilenlere şeyler anlatılıyor ya, bilmem bal şeyi, süt şeyi, bunun gibi şeyler anlatılıyor ya. Evet, nimetler. Arkadaşım yine bir yönden katılıyor. Çünkü onların şeyine varacak olanlar, bu peygamberlerin tarif ettiği şekilde yaşayan insanlar, yani son ümmet olarak biri Kur'an, iki tarafta da bize şefaatçi olacağını şey diyor mesela, şahit olacağını. Birincisi de ümmet olarak da ben algılayabiliyorum bunu. Yani senin nesliğin kesilmediği kıyametin son şeyinde ve de hesap gününde, büyük hesap gününde her peygamberin arkasından gidecek olan ümmetlerin şeyini de anlatabilir. Tabii, hepsi aynı ümmetler. Yani Adem'den bu yana Allah-u Teala'nın İslam diye şartlandırdığı çerçeve bu peygamberlerin şeyinde herkesin o şeyden sebeplenecek, yani eslinin kesilmeyeceği, demin bir parantez içinde bir büyük bir çerçeve kurdum ya, bütün şey olarak da dünyanın hayatındaki şeylerin, ümmetlerin olduğunu şey ediyoruz. Tamam, peygamberler şey etmiştir yani, Allah'ın huzuruna gittiler de ruhlar olarak da. Yalnız günümüzde olan insanların aynı şekilde yaşadığı gibi arkasından gidecek olan ümmetlerinin, yani iman etmiş, tam iman etmiş, Allah'la peygamberi şey etmiş, anlayabilmiş insanların olacağını şey diyor mesela. Yani arkadaşım dediği gibi bu Kur'an da olabilir, Kevser mesela. Çünkü iki tarafta da beni okudun ve sana şefaatçi olacağım hesabına. Evet, hepsini içine alıyor. Hepsini içine alıyor bu. Yani bundan daha güzel yani, ne olabilir? Yani Allah... Biri de şey, bu yani. Bakın buraya Kevser koydukları zaman insanlar bir sürü rivayete yöneliyor. Buraya koysak... Aynen işte, tapmalar bundan kaynaklanıyor. Kur'an diye yazsana. Kur'an diye yazsa iman soyunu da açıklaması gerekecek. Üzerine geliyor. Bu da tam önemli. Soyunu ispatlayan bir ayet bu. Kevser dediğinde oraya Kur'an'ı koyduğun zaman iman soyu şak diye çıkıyor. Biyolojik soy değil, iman soyu çıkıyor. İşte bak. Bak mesela hani bir ayet-i kerime var ya, biz insanı balçıktan ve sudan yarattık diye. Deminden beri konuştuğumuz ayetlerin içinde suyuyla ilgili konuşuyoruz bak. İnsanın doğmasına ana rahmine düşüp suyun içinde boğulmadan yaşadığını anlatan bir şey mesela. Bulak şeklinin bile orada ana rahminde çocuğun duruşunu tarif eden bir şekilde yani. Balçık dediği de bu şeyin içinden, Allah'ın istemediği, men ettiği şeylerin içinden insanın çıkamadığını, boğulma şeyine geldiğini, Firavun'un da mesela Allah'ın tevbe kapısının açık olduğunu kıyamete kadar, yani can boğaza gelinceye kadar, o can Allah'ın huzuruna teslim edilinceye kadar tövbenin şeyine geliyor mesela. Tövbe edilmesini istiyor. Yani bir ayet-i kerimede de diyor ki Allah Teala, daha tövbe etmeyecek misiniz diyor mesela. Yani benim Allah olduğumu, benim güçlü olduğumu anlamayacak mısınız? Daha hala neyin çabasını, neyin çarpışmasını yapıyorsunuz? Hep bunu anlatıyor zaten. Allah kendisinin güçlü olduğunu, aynen, kendisinin çünkü yaratıcı olduğunu. Aynen. Yaratmasının sebebi Allah-u Teala'nın bence budur yani. Tabii ki yani. Kendini göstermesidir. 99 tane isminin geçmesi hep bunu şeydir yani. Üstüne basa basa. Yani ibadet ve kulluk yapılacak. Sadece benim dışındakilere ibadet ve kulluk yaparsanız sizin hesabınızı, defterinizi dürerim. Ama bana kulluk yapanların defterini dürecek kimse yok ifadesi kullanıyor. Peygamberleri kurtarıcı olarak ona uymayanları başka şeye şeytanlaşmış basıtta cins ve ins dediği konuda da şeytanın arkasından giderek yavunlaştırılmış, yükseltilmiş, bütün güç elinde olan insanlardan bahsetti. Yani Karun'dur, Firavun'dur, bilmem şeydir. Bunların hepsi
yani sapmış insanlarınla doğru yolda insanlar, peygamberle o şeyleri aynı şeye koy. Yani ayrı, birinin ödül, birinin cehennem, iki tarafı ayrı. Yani bir kelimede bir Allah-u Teala laf ettiyse, ayet gönderdiyse kesinlikle aynı anlamayacağın tarafta. Yani ona inanmayanları, Allah'a inkar edenleri, peygamberi şirk koşanlar, yani peygambere inanmayanları, Allah'a da dalga geçtikleri bu cemaatler, yani şeyler, firavunlaşmış insanları anlatıyor yani. Aynen. Mesela Mesih'in bir işareti var. Şöyle bir şey. Bak. Şu işaret nedir? Baba oğul demektir bak. Evet. Anlayabiliyor musunuz bak? Orta parmak Allah'a koymuş oluyorlar bak. Baba oğul Mesih işaretini bak. Mesih, Mesih. Bak. Baba oğul. Yani şu Allah, şu da İsa diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. Onun o işareti odur ya. Şimdi bu tarikatların şeyini Abdülhazim şeyhlerine durduruyor, müritlerine durduruyor Kur'an'a göre. Hangisi cin, hangisi şeytan oluyor? Ona diyeceğiz. Yani her ne bir şey söylendiyse, atıf yapıldıysa insanoğluna kesinlikle bir üstü bir altı vardır. Yani diller ya, hani bu dünyanın üstü varsa altı da var. Yani o da gavur bile, yani inanmayan biledir ki seyrettiğimiz filmlerde canın cehennemedir. Onlar bile Kur'an'ın olduğunu şey derler. Ama Kur'an-ı Kerim'de testini şey derler. Biz ona inanmıyoruz derler. Orayı bir geç. Adem'den bu yana herkes Allah'a inanıyor. Bitti. Ama inkar ediyorlar. Peygamberi yalanlıyorlar. Peygamberi de Allah'a kandırmış oluyorlar. Yani kendilerine kandırıyorlar. Firavunların, insanın firavunlaşması budur sadece. Yani peki, oldu. Gösterdiğim işaret. Şunu kaldırdığımda Allah bir demekti. Bitti. Bunu yanına koydu mu sen firavunlaşıyorsun. Çünkü Allah'ın yanına birini koydu mu, yakıştırdın mı, hangi peygamber olursun Adem'den bu yana hepsi aynıdır. Bitti. Biri Allah'ı anlatır. Allah'ın yasasını anlatır. Gönderilen kitapla, vahiyle. Diğeri de hadi gidelim cehenneme diyerekten şu ikinci koyduğu ufak boylu kalan parmağım gibi onu cehenneme sürükler. Cins ve ins dedik konu, nokta bu. İnsan hem şeytanidir hem de şeydir yani, Rabbani'dir. O görüşte bu sıfatı getiriyorlar. Kardeşim oldu, ben ayrılıyorum. Herkes de ayrılıyor. Oldu, hep ayrılalım. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm. Burada bir video sohbetini daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.